Sizlere sevgili kardeşlerim diye hitap edeceğim. Büyük küçük yaşıtım. Benden yaşlı olan da az kimse görünüyor galiba. Ama konuşmamızın başı ve bahsinde bulunacağımız Somuncu Baba ve onun Hayrul Halefi Seyit Osman Hulusi Efendi'den benim anladığım herhalde sizin de inşallah anladığınız kardeşliktir. Rabbim kardeşliğimizi ebedi etsin bu toplantıya gelirkenkinden daha fazla bir kardeşlik duygusuyla buradan ayrılırsak inşallah benim konuşmam da ve toplantının diğer kısımları da hedefine varmış olacaktır ümidindeyim. Rabbim öyle kılsın inşallah. Kardeşliğimizi ebedi etsin. Sevgili kardeşlerim o halde. Somuncu Baba ne hatırlatıyor size? Yani şey Hamidi Veli. Kısaca şöyle bir hayatına ve tasavvuf anlayışına bakacak olursak dünyasını 600 sene önce değiştirmiş, hakka yürümüş bir büyük görmüyoruz. Hala gönlüne ihtiyaç duyduğumuz, hala ahlakına ruhumuzun susamış bulunduğu bir büyük görüyoruz. İslam'ın bir mucizesi. Somuncu Baba da onun Hayrul Halefi torunu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi de, önem ve değerini nereden alıyordu? Bütün büyükler gibi efendimizin güzeller güzeli'nin sallallahu aleyhi ve sellem has ve halis bir talebesi olmaktan alıyorlardı. Onun için eskimiyorlar. Onun için tasarrufları devam ediyor. Onun için hizmetleri devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu itibarla baktığımız için onları seviyoruz ve gönlümüzü açmaya çalışıyoruz. Onlara açılmayan gönül de zaten gönül olmuyor. Gönülsüz bir dünyaya şimdi o gönülleri sunmak hepimizin boynunun borcu. Peki nedir? Efendim şöyle bir baktığımızda kısaca. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Yıldırım Bayezid zamanında yaşamış. 1412 yılında Hakk'a yürümüş. Ama bakın kaç asır sonra hala aramızda hala canlı. Yaşayan ölülere karşılık öldüğünü sandığımız bu insanlar Yunuslayın dersek ölür ise ten ölür canlar ölesi değil. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez sırrınca hala yaşıyorlar. Rabbim himmetlerinden hepimizi hissedar etsin. İlk tahsilinde efendim babası hocası olmuş. Biraz önce değerli kardeşim aileden bahsetti. Bendeniz de bu konuda çok konuşmalar yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun için babalar kısmına sesleniyorum. Annelere konuşmak kolay. Asıl babalara söylemek zor. Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin yani sonuncu Baba'nın ilk hocası, temel hocası babası olmuş efendim. Babalar çocuklarınızın aynı zamanda hocası olabiliyorsanız o güzel insanın yolundasınız demek. Öyle babalar evlatlara nasip olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Somuncu Baba'nın dünyasında durgunluk yok. Bir bakıyorsunuz Şam, Tebriz manevi inkişafını kazandığı Erdebil. Sonra bakıyorsunuz Bursa. Ama tasavvufu köşesine çekilmek tembellik, miskinlik olarak haşa anlamıyor. Halkın içinde hakla beraber olmak vesilesi de güzel fırını var. Allah ve Resulullah muhabbetinden maya çaldığı somunlarını müminlerin içine dalarak toplumun içinde olarak satıyor. Somunlar, müminler diye. Yani sattığı somundur ama yiyenlerin de mümin olmasını arzu ediyor. Tebligatını örtülü biçimde yapıyor. Fırınının yanında çilehanesi var. Hani bugün diyoruz ya bir elinde bilgisayar, öteki elinde Kur'an-ı Kerim olan bir gençlik. Somuncu Baba onun temsilcisi. Bir elinde dünya gibi görünen fırını ve orada muhabbetullah'la pişirdiği ekmekleri. Ama fırınının yanı başında çilehanesi. Yani manevi olgunluğunu sürekli geliştirdiği manevi makam. Öteki elde maneviyat. Çilehanede kendi pişiyor, fırında ekmeklerini pişiriyor. Onun için ekmeklerinin tadına doyum olmuyor. Eli hakta, eli halkta, gönlü hakta bir veli. Derin ilmini, zengin irfanını, engin ihlasını gizlemek için muhabbetle yoğurup aşkla pişirdiği somunları sevecen bir üslupla ihtiyaç sahiplerine sunuyor. Sevgili kardeşlerim, bana da size de zaman zaman soruyorlar. Filan yazarı okuyalım mı? Filan yerde bir mürşit çıkmış ne diyorsunuz? Hiçbir mürşit reklam yapmaz. Şov yapmaz, gösteri yapmaz. Gerçek mürşitler Somuncu Baba gibi tevazu gösteriyorlar, örtünüyorlar, saklanıyorlar. Sırları faş olunca da diyarı terk edip başka diyarlara gidiyorlar. Somuncu Baba Şeyh Hamidüveli Veli Hazretleri sırrını faş etmek zorunda kalmış iradesi dışında. Bildiğiniz meseledir, hatıradır. Kısaca nakledeyim. Bursa'da Nibolu Zaferi hatırası olarak Ulu Camii Yıldırım Han yaptırınca hem damadı hem mürşidi olan Emir Sultan Hazretlerine ilk cuma namazını ve hutbesini okuma görevini teklif eder. O da devrin kutbu aramızdayken bu hizmeti ben yapamam. buyurur. Kimdir kutup sorusuna da Somuncu Baba'yı haber verir. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri bir mürşit olarak ortaya çıkarılışını hiç de gönül rızasıyla kabul etmez. Sultanım bizi ele verdiniz der. Şimdi sultan olmayanlar kendilerini ele verip gösteriş yapmak istiyorlar ve mürşit olmadıklarında tabi böylece kendi ellerini ispatlamış oluyorlar. Evet sevgili kardeşlerim demek ki Somuncu Baba'dan anladığımız tasavvuf anlayışı maddi ve görünür meşguliyeti asıl işini manevi derinliğini ve vazifesini gizlemek için kullanmak. Evet ortaya çıktı. Hutbede Fatiha-i Şerife'nin hani namazın her rekatında okumak zorunda olduğumuz ilk surenin öyle bir açılımını yaptı ki iç içe yedi manasını öyle tefsir etti ki ilk tefsiri herkes anladı devamını alimler anladı son tefsirini de Şeyhül İslam dahil kimse anlamadı böyle derin bir ilmi ortaya koydu bütün varlığıyla ilmiyle irfanıyla manevi zenginliğiyle sırrı açıklandı. Hürmetler, izzetler, el öpmeler bir türlü sona ermedi. Ama bütün bunların talibi değildi. Allah'ın dostuydu. Diyarı terk etti. Döndü dolaştı ne mutlu ki bu kutlu beldeye geldi ve hala inşallah ruhaniyetiyle aramızdadır. Eğer ihlasımız yeterse aramızda onu hissedeceğiz inşallah kalbimizin kulağı varsa nasihatlarını yeniden duyacağız. Efendim Şeyh Hamidi Veli anlayışında iyilikler, güzellikler Allah'tan bilinir. Dolayısıyla onlara kendi eseri olarak insanlar sahip çıkamaz. İyilik Allah'tandır. Eksiklik ve noksanlık insanlardan yani bizim kendimizden, nefsimizdendir. Dolayısıyla da Şeyh Hamidi Veli Hazretleri kendisine ait saymadığı iyilikleri ve güzellikleri Allah'ın lütfu hediyesi ihsanı bildi onunla asla görünmek istemedi. İyilikleri sebebiyle insanlardan bir karşılık, teşekkür, el öpme dahi beklemedi. Çünkü yaptıklarının karşılığını ancak Allah'tan bekliyordu. Bu görüşün sahipleri arasında kıskançlık olmaz. Çekememezlik olmaz. Mükafatın vericisi sahibi yüceler yücesi Rabbimizse hazinesi tükenmez. Orada yarış olur bu sevgili kardeşlerim. O Allah dostlarını sevenler demek aralarında rekabet etmezler. Kimin nereden istifadesi varsa onlara taraftar olurlar. Mümin olarak kardeşliklerini devam ettirirler. Her geceyi Kadir, her rastladığını Hızır bilirler. Bire teslim olup binin binlercenin kulluğundan kurtulurlar. İşte o yolun hem soyca hem ahlakça en önemli temsilcilerinden biri de çağımıza damgasını vuran hele de darendeyi gönüllerimize daha bir sevdiren Esseyit Osman Hulusi Efendi idi. Bu anlayışın temsilcisi muhteşem bir örnek olduğu için efendimizin has ve halis talebelerinden biri olduğu için gönlümüzün sultanı oldu. O da Somuncu Baba gibi elinin emeğiyle, helal kazancıyla geçinme dersini verdi bize. Yani tasavvufun hayatın içinde olduğunu gösterdi. Bakıyoruz hayatına, marangozluk yapmış, ciltçilik, matbaacılık, oymacılık gibi mesleklerde uzmanlaşmış. Hem soyundan hem de yolundan geldiği efendimize layık bir gönül sahibi olmuş ve daha ilk gençlik yıllarından itibaren gösterdiği dürüstlükle ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran güzeller güzeline layık bir evlat olduğunu ispatlamış. Bu doğruluğunun bereketiyle olsa gerek daha ilk gençlik yıllarından itibaren tanıyanları hayran bırakan bir takvanın temsilcisi olmuştur dikkati çekecek derecede öne çıkan bu dürüstlüğü sebebiyle Maraş'ta yani benim memleketimde askerliğini yaparken depo sorumlusu olarak komutanları tarafından görevlendirilmiş. Bu görevi sırasında dikkati çeken bir özellik hem fevkalade bir dikkatle uyguladığı doğruluk ve dürüstlük aynı zamanda da tertip ve düzeniyle estetik zevkini ortaya koymasın. Bütün askeri malzemenin kendisine emanet edildiği o günlerin birinde bir asker gelir ve ondan bir potim bağı ister. Sorumluluğuna verilen depodaki en basit ve kıymetsiz bir malzemedir potim bağı. Buna rağmen hem şehrisi de olan o askere bu potim bağını izinsiz veremeyeceğini söyler. Ancak ihtiyaç sahibini de üzmek ve kırmak istemez, harçlığından 25 kuruş vererek gidip çarşıdan almasını söyler. İşte tasavvufun bir güzel gönülden insana yansıması. Devletin çöpüne zarar vermeyen bir potin bağda olsa ama ihtiyaç sahibinin de gönlünü kıran ve boş döndürmeyen çözümü gösteren. Devlet malıdır diye bir potin bağcığına gösterilen bu dikkat Şüphesiz ki onun dürüstlüğünün ve o dürüstlüğe kaynak olan güçlü imanının eseriydi. Sevgili kardeşlerim takdir buyurursunuz şimdi devletimizin bütün bütçesiyle soyulmaya çalışıldığı hatta ona uygun yeni Türkçemize argo kelimelerin bile kazandırıldığı mesela hortumlama filan gibi bir dünyada ne kadar ihtiyacımız var bu gönüle. İşte bu imanın temsilcisi olan Seyit Osman Hulusi Efendi yine Maraş'taki askerliği sırasında hafta sonları kendisini anlayacak seviyeli dostlarıyla bir araya gelir. Zikirde, fikirde, sohbetlerde güzel anlar geçirir. Daha delikanlı yaşında kendisinden yaşça başça çok büyük olanlara gönül güzelliklerini sunar. Efendim bu güzellikleri paylaştığı bir güzel insan da benim dedem Vakkas Ali Efendi'ydi. Ondan dinlediğim bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum sözüm burasında. Bazı hafta sonları Osman Hulusi Efendi'yi çağırırdık. Gönül dostları toplanırlardı. Ama ilk çağırdığım gün içimde bir korku vardı diyor. Osman Hulusi Efendi manevi ziyafetlere katılır ama o manevi ziyafetlerin bir parçası olan maddi ziyafetlerde durumunu değiştirir. Bazen sofraya el uzatmaz, bazen sofranın sadece bir yemeğinden yer. İçimizde büyük bir endişe vardı. Bu takvalı, bu iç dünyası derin, kalp gözü açık insan herhalde helale el uzatır. Demek şüpheli bir durum var diye üzülürdük. Ben evime çağırdığım ilk gün de diyor büyük bir heyecan içindeydik. Rahmetli baba annem de muttaki bir kadındı. Efendim yemekleri yaparken Allah'ım beni mahcup etme yüzümü kara çıkarma diye dualar edip hazırlayıp pişirmiş. Çevresindekilerden dua istemiş. Ya Osman Hulusi Efendi benim yemeğimden de yemezse halim ne olur düşüncesiyle korkmuş dualar etmiş. Allah'ım Bilerek haram katmadım beni utandırma. Yemeğimi Osman Hulusi Efendi yesin yüzümü ak çıkar diye ağlaya sızlaya yalvarıp yakarmış. Nihayet sofra kurulmuş yemekler gelmiş. Sofradakiler büyük bir heyecanla Osman Hulusi Efendi'nin tavrına dikkat kesilmişler. Osman Hulusi Efendi şöyle bir bakmış yemeğe ve kaşığı alıp çorbadan yemeye başlamış. Babaannemin yeğeni rahmetli Hacı İbrahim Şirikçi hemen sofradan fırlayıp rahmetliye müjdeyi vermiş. Teyze gözün aydın. Hulusi Efendi yemeğini yedi. Hem de maşallah ne güzel olmuş dedi. Babaannem önce bir şükür secdesi yapmış. Sonra da yeğenine hediyesini vermiş. Şimdi dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Askerlik yaptığı bir memlekette böylesine bir helal dikkati ve o husustaki kerametiyle tanınması Osman Hulusi Efendi'nin Nasıl bir takva örneği olduğunu galiba anlatmaya yeter de artar. Askerliğini de hep veren, hep yardım eden, hep sunan bir cömertlik ve imrendiren bir dürüstlükle geçirmiş ve 3 yıl sonra terhis olup Darende'ye döndüğünde 350 lira borçluymuş. Bu borç sebebiyle kendisine kızan babasına "Evet, borçlu geldim ama aldım açık yüzüm ak geldim." demiş. Babası da ağlayarak Aferin oğlum deyip onu bağrına basmış. Evliyanın en büyük kerameti istikametidir. Bu ölçüye göre Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi tasavvufun kazandırdığı eğitimi mükemmelen almış, uygulamış ve hayatıyla da muhteşem bir örnek oluşturmuştur. Şimdi o örnekten bazı kısa örnekler sunmak istiyorum. Bu örnekler eskimeyen, pörsümeyen, rengi solmayan ve bugün bize çok çok lazım olan örnekler. Evet aile dedik çocuk dedik evlatlarınızı seviyor musunuz ne kadar seviyorsunuz eğitimin sevgiden olduğunu biliyor musunuz ya da hadi Es Osman Hulusi Efendi'nin çok tekrarladığı şu cümleyi duydunuz mu duyanlar bir daha duysunlar çocuklarımdan en çok sevdiğim büyüyünceye kadar en küçük olanı iyi oluncaya kadar hasta olanı eve dönünceye kadar da gurbette bulunanı tasavvufi derinliği olan bir mürşit oluşunun yanı sıra ilmi de çok önemser. İlimsiz tasavvufun olmayacağı dersini hayatıyla ders verir. Bir gün oğullarını çağırır ve onlara der ki, evlatlarım derviş insanın dünyalık bir şeyi olmaz. Kitaplarımdan başka sizlere bırakacak bir şeyim yok, mirasım yok. Kütüphanemin anahtarından üç tane yaptırdım. İşte sizlere irfan hazinelerinin anahtarlarını bırakıyorum. Kitapları okuyup sahip çıkınız ölüm her an için hazırdır. Tasavvuf anlayışının genişliğini ve tutarlılığını gösteren bir güzel örnektir bu hal. Vefat ettiğimizde kaçımızın arkasından maddi miras olarak bir kütüphane kalacak? İnşallah çoğumuzun. Dervişin dünyalığı olmaz sözü gönlümüzde ne kadar yer buluyor sevgili kardeşlerim. Gerçek derviş hep gönül üzere değil aynı zamanda ilim üzeredir. Bu sebeple kitaba kütüphaneye Tabii ki okumaya ehemmiyet verir. Kitaba gerçekten sahip çıkmak ancak onu okumakla mümkündür. Her an beklenen ölümdür. Kitabın hakikisi de bizi ölüme ve sonrasına hazırlayandır. Her maneviyat büyüğü gibi sadece kendi öz evlatlarını değil, bütün çocuklarını evlat bilerek koruyup kollaması bu sebeple de eğitim hizmetlerine ayrı ve bambaşka bir önem vermesi onun tasavvufi eğitime nasıl baktığını gösteriyor. İmam Hatip okulundan liseye, endüstri meslek lisesinden ilahiyat fakültesine, Kur'an kursundan kütüphaneye, öğrenci yurdundan camiye kadar değişik eğitim yuvalarına bizzat hizmet vermiş, yardımcı olmuş, derneklerinde başkanlık yapmış, desteklemiş. Daren'denin imarına, güzelleşmesine, eski eserlerinin ihyasına, ekonomik hayatını yükseltecek fabrikasına hastalarının tedavisi için hastane yapılmasına kadar her meselesiyle ilgilenmiş. Kendisini memleketinden ve halkından sorumlu tutmuş, çağından sorumlu tutmuş bir güzel gönül adamı. Tasavvufi eğitimin ne olduğunu galiba hem sözü hem davranışı ve hayatıyla göstermiş. Her hayır işinde daima önce ben varım diye ayağa kalkmış ve önder olmuş. Bu tavrıyla tasavvufun ölü cansız bir meskenet meselesi değil, tam tersine hayata hayat veren bir aşk, hareket ve feyiz kaynağı olduğunu bil fiil göstermiştir. Halkın içinde hak ile olmak, Esseyd Hulusi Efendi'nin yaşama biçimi, kapısı insanlar için sadece bir tarikat kapısı değil, hak misafiri kabul edilip kucaklanacakları bir dostluk kapısıdır. İşte bugün bizi kucakladığı gibi. Dolayısıyla o kapıdan hiçbir ayrım gözetmeksizin her muhtaca yardım, barış, kaynaştırma çıktı. Kapısından girenlerin onda bulacağı iki şey vardı. Kafaları aydınlatan ilim ışığı, gönülleri aydınlatan ve tedavi eden manevi şifa. Yani kelimenin tam anlamıyla insanı kamildi, örnek insandı. Fiili ve kavli üslubu yumuşak, okşayıcı, kavrayıcı, kuşatıcıydı bu tavrını yaşatan şu hatırası bütün eğitimcilerimize en önemli bir ders. Bir gün bir seveniyle camidedir. Vaiz efendi kürsüde konuşmaktadır. Konuşmakta mı yoksa hiddet mi saçmaktadır? Bazen hiddetlenir şiddetlenir kürsüye vurur. Bazen de ayağa kalkarak heyecanlı heyecanlı cemaate seslenir. Camiden çıkınca Osman Hulusi Efendi yanındaki zata şöyledir. Evladım Deli dolu yağan yağmur ekine fayda vermediği gibi tarlayı da harap eder. Halbuki yavaşça, yumuşacık, sağanak sağanak yağan yağmur ise toprağın içine işler, ekine de faydalı olur. Vaiz efendi çabuk ve birden yağıp geçen yağmur gibiydi. Sevgili kardeşlerim, sadece vaizler değil, evde anneler, babalar, çocuklarına böyle olmalı. Kürsüde hatip böyle olmalı. Bizler müminler, mümin kardeşlerimize böyle olmalıyız. Esseyit Osman Hulusi Efendi'nin hayatı boyunca uyguladığı ve sevenlerine tavsiye ettiği sevgi üslubundan birkaç örnek daha sunmak istiyorum. Yek diğerinizde yani bir arkadaşınızda bir hata ve noksan gördüğünüz zaman benim gözlerim yanlış görüyor. Arkadaşlarımda bu hata olmaz diyeceksiniz. Görmezlikten geleceksiniz. Hataları ifşa etmek, açıklamak değil, sert retmek, örtmek gerekir. Arkadaşınıza hatasından dolayı buğz etmeyiniz. Onun kötü haline buzdediniz. Müminleri anlaştırmak, iyi geçindirmek ve kardeşçe yaşatmak için çok önemli bir tavsiyedir. Hazreti Ali Allah'ın aslanı radıyallahu anh da buyurur ki bu manada ben başkasının günahını gören gözümü kör etmişim. Bu bakış açısından günahkara değil, günaha düşmanlık etmek çıkar. Günahkar hangi günahı işlemiş olursa olsun şefkatle onu kucaklamak günahıyla arasına girip kurtarmak anlayışı. Kusur görmek daha büyük kusurdur. Mesela sol elle yemek yemek mekruhtur fakat onu görmek haramdır. Onun için hatayı görüp ifşa etmek değil de gizlemek gerektir buyurmuş. Yolda giderken yanınızdaki bir arkadaşınız tökezleyip düşse yolun kenarına itmek mi gerekir yoksa koluna girip götürebildiğin yere kadar götürmek mi gerekir tavsiyesinde bulunmuş. Sevgili kardeşlerim, hele de şu arz edeceğim husus ne kadar önemli bir tasavvufi eğitim anlayışıdır. Cemiyetimize girmesi için hiç kimse davet edilmez. Senin ahlakı hamidiyen onu davet eder. Bu ahlakı hamidiyen ile etrafa örnek olup ışık tutarsın. Bir kimse bu cemiyete girmek ister de fakat senin nahoş ahlakından dolayı tedirgin olup vazgeçerse onun vebalini nasıl verirsin? Güzel cemiyetine güzel insanları güzelce davet edeceksin. Güzel ahlakınla ağzındaki dille davet etmek gerçek davet değildir mesajını galiba hepimizin çok ciddi olarak alması gerekiyor. Evet kaçırdıklarımızın vebali camiden kaçırdıklarımızın dergahtan sohbetten kaçırdıklarımızın vebali ne büyüktür. Davet sözle değil özledir. Yani ahlak konuşur ağzımızdaki dilden çok dersini bütün eğitimci duruşlu dostlarımıza vermekte. Hizmet için maddiyat da lazım. Yalnız dünyalığın muhabbetini gönlünüze sokmamanız lazım. Derya ne kadar derin olursa olsun bilhas, bilakis geminin seyrini suratini artırır. Lakin gemiye su aldırmamak lazım madde elde olmalı. Gönülde değil, Cenabı Hak ile kul arasına masiva girdiği zaman güneş tutulması gibi olur buyuruyor. Demek ki kul Rabbi ile arasına hiçbir şeyi sokmamalı. Sivas'taki askeri kantinde çalışan bir asker gelip sorar. Efendim ben askeri kantinde çalışıyorum. Bazen sattığımız şeylerden atıştırıyoruz, yiyoruz. Bunda bir sakınca var mı? Sivas'ta bir zata sordum, o da düven öküzünün ağzı bağlanmaz dedi. Olabilir dedi. Siz ne buyurursunuz diye soruyor efendim. Ben de o zatın dediği gibi derim buyurmuş Osman Hulusi efendi. Eğer ki sen öküzsen dediği doğru. Düven öküzünün ağzı bağlanmaz. Ama sen öküz değil de insan isen mesul durumdasın. Devletin çöpü yenmez ve balı büyüktür. Ecdadımız Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz buyurdu ki buyuruyor. Benim yüzümden iki zümre cehenneme girecek. Biri bana buz edenler, diğeri de muhabbette çok aşırı gidenler. Ne kadar önemli bir derstir sevgili kardeşlerim. Muhabbetlerimizi ayarlamakta ve sınırlamakta dengeye getirmekte. De. Rahmetli Ömer Nasuhi Efendi'nin bendeniz son talebelerindenim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevgimizi bazıları beğenmiyor, aşırı buluyor. Hocam ne dersiniz diye sorduğumuzda buyurmuştu ki, oğlum Allah kadar sevmeyin de ne kadar severseniz sevin demişti. Osman Hulusi Efendi'nin de aynı görüşte olduğunu sözlerinden, eserlerinden, şiirlerinden çıkarıyoruz. Birbirinizi Allah için seviniz. Şunun şu iyiliğinden dolayı, bunun şu menfaatinden dolayı değil de Allah için muhabbet ediniz buyuruyor. Rabbim muhabbetimizi Allah için yapsın inşallah. Sofrada otururken bize arkanızı dönseniz de fark etmez buyurmuş. Yeter ki bize gönülden arka dönmeyin. Şekilci değil bakın gönülcü. Niyetimiz amelimizden daha önemli ve hayırlıdır bunu da efendimiz söylüyor zaten. Şekli biçimi aşmanın bir güzelliği olan bu söz bu hadisi şerifi hatırlatıyor. Allah sizin kalıplarınıza değil kalplerinize bakar. Osman Hulusi Efendi anlatıyor. Bir gün altın karşısında otururken orada bulunan ihvan etrafımızı çevirmişti. Ben Kabe'ye doğru oturduğum için karşımda oturanlar Kabe'ye arkalarını dönmek zorunda kaldılar. Bu durumu gören ve oradan geçmekte olan zatın biri bu hali tenkit ederek Kabe'ye arka dönülmez dedi. Biz de ona Adem'e arka dönme de nereye dönersen dön dedik. Sevgili kardeşlerim tasavvufun özü işte budur. Adem'e arka dönme, incitme, hele de hakkını yeme. Osman Hulusi Efendi bir haccı sırasında tavaf ediyor. Sevenleri çok izdiham yaşandığı için rahat etsinler diye birini iki adım önünden yürütüp yol açmak istiyorlar. Ancak ona yol açmak ve rahatlatmak için insanları itekler gibi olunca önündeki bağlısı Osman Hulusi Efendi şöyle buyuruyorlar. Tavaf ediyoruz, sünnet, incitiyorsunuz, haram eziyet etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, acaba trafikte başkasına eziyet verenlerin durumu nedir? Bu hakikatten haberli olanların trafik canavarı olmasına imkan ve ihtimal var mıdır? Yaya ya da arabada bu sözü genellemek, genelleştirmek ve uygulamak lazım. Nasıl yürüyeceğimizi de o kadar güzel bir cümleyle özetlemiş ki ben diyeyim cümle siz bir kitap gibi yorumlayın inşallah. Bulut gölgesi gibi karıncayı bile incitmeden yürüyün diyor. Derviş yürüyüşü bu olsa gerek. Efendim notlarım çok ama toparlayacağım. Bana verilen süreye galiba yaklaştım. Ama şu birkaç hatırayı da sizlerle paylaşmazsam galiba tasavvuf eğitimi konusunda o derinliği tam yansıtmamış olacağım. ben rahmet peygamberiyim tecellisi tezahürü var bu gönülde. İşte bir delili. Armutlarını çingeneler toplamış yemiş ekmekçi Abdullah Ağa'nın. Bir tek Osman Ulus Efendi'ye toplayıp götüreyim diye niyetlendiği ağaçtaki armutlar kalmış. Durumu görünce çok üzülmüş. Osman Ulus Efendi kerametini göster de şu çingenelerin arabalarına takla attır. Bana yaptıkları kadar zarar görsünler demiş. Ama derviş gönlü de harekete geçmiş. Orada ama canlarına bir şey olmasın demiş. Armut hediyesiyle Hazrete gelmiş ama hemen şu ikazı işitmiş. Abdullah Efendi, Allah bizi çingenelerin arabalarını devirmek için mi yarattı? Bağrımı yaktın. Biz herkese merhametliyiz. Rabbim bizim de gönüllerimize bu merhametten ışıklar, ilhamlar, feyizler versin inşallah. Sevgili kardeşlerim, bir sohbet sırasında Osman Hulusi Efendi'ye sorulmuş. Efendim ahirette de hep böyle beraber sohbetinizde bulunacak mıyız? Şu cevabı vermişler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla sohbet ederlerken sahabiden biri sordu. Ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah da ona kıyamet için hazırlığın nedir diye sordu. O sahabe şöyle cevap verdi. Hazırlığım Muhabbeti Allah, muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki elinin şehadet parmaklarını birleştirerek o halde kişi sevdiği ile böyle beraberdir buyurdu. Sevgili kardeşlerim, evet, yorumunu sizlere bırakıyorum. Bir haccında seccadesini göstererek buyurmuş ki bu seccadeyi ikinci kez hacca getirmişiz. Çünkü üzerinde namaz kılıyoruz. Bakınız büyükler Sadece faydalı insanlara değil, cansız sandığımız eşyaya da vefalı davranıyorlar. Peki bize, şu müminlere, birbirlerine vefalı olmak yaraşıp yakış yakışmaz mı sevgili kardeşlerim? Allah dostu namaz kıldığı seccadeye vefalı. Bizler namaz kılan müminler birbirimize ne derece vefalıyız? Takdirlerinize arz ediyorum. Biz keramete değer vermeyiz. Keramet göstermek yanlıştır. Kerameti değil... Doğruluğu ister olmak lazımdır buyuruyorlar. Nefis sizden keramet ister lakin kalbiniz sizden doğruluk ister. En büyük keramet nefsinizi Müslüman etmektir diyor. Allah hepimize nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, İslam aşırılıklardan kaçınmanın, orta yolu ve dengeyi bulmanın dinidir. İşte o mübarek zatın ağzından ifadesi. Daima orta yoldan gidiniz. Hiçbir zaman aşırılık yapmayınız. Bizim yolumuz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi orta yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Tasavvuf eğitimi konusunda buyuruyor ki biz bir müridi iyi ve kötü taraflarıyla kabul etmişizdir. Ehlullah halkın yükünü onların ahlakını düzeltmek için çekerler. Allah bu alemde bütün kalplere nazar eder. Bundan dolayı ehlullah halkın yükünü o kalplere ilahi nazar erişsin diye çekerler. Dostların kusuruna bakmazlar. Eğer dostların kusuruna baksalar o zaman oturtacak kimseler kalmaz. Hakkı isteyen kimse sofrasına bir dost gelsin diye yüzlerce insan davet eder. Bu şuna benzer. Biz bir eleye insanları doldururuz. Eleye eleye üstünde bir tane kalır. İşte bu bir tanenin yetişmesi için diğer bütün elenenleri eğitiriz. Tasavvuf eğitimi budur. Herkes aynı derecede nasiplenmez ama samimiyetle gelen nasipsiz kalmaz. Şimdi hanımefendiler çok bitirecektim ama onlara da onlarla ilgili de birkaç görüşünü nakletmek istiyorum. Allah'a kadınlar daha yakındır diyor. Müjdeler olsun hanımefendiler. Ancak İnşallah bu alkışınız şu manaya da olur. Ancak dedikodu ve masivadan uzak kalırlarsa kadınlar 40 günde ererler. Gıybet ve dedikodu ederlerse bir günde kaybederler. <laughs> evet bunu hep beraber alkışlayalım. Sadece bu taraf değil. Evet. Evet şimdi beyler tarafına bu mesaj. Biz bir Allah'tan bir de hanımdan korkarız buyurmuş. Bu şakasında büyük bir hakikat var sevgili kardeşler. Sevgili hanımefendiler. Bunu hatıranızın hafızanızın bir kenarına yazın. Bekar olanlar evlenince beylerine söylesinler, evli olanlar da hemen beylerine hatırlatsınlar. Geçimsizlik şikayeti yapan hanımından geçimsizlik dolayısıyla şikayet edenlere, beylere Seyyid Osman Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh şu tavsiyede bulunmuş. Ben aile seminerleri yapıyorum. Bu konuda kitaplar yazdım ama benim bir kitabımın özetidir samimiyetimle söylüyorum. Geçimsizlik şikayeti yapan beylere ne tavsiye etmiş biliyor musunuz? Gidin hanımınızın elini öpüp barışın. <laughs> en kestirme kolay yol muhabbet yolu. Hanımlarınızın, hanımlarınızın kıymetini bilin. Kadınları Cenab-ı Allah erkeğin eyeği kemiğinden yaratmıştır. Eyeği kemiği eğridir, yaratılışı öyledir. Bu kemiği düzeltmeye kalkar, kendine benzetmeye çalışırsan kırarsın. Onun için onları olduğu gibi kabul edip idare etmek lazımdır. Bunlar kırılacak varlıklar değil, idare edilip hoşça geçinilecek hanımefendilerdir. Sevgili beyler, öyle diyor gönül sultanı. Bir zorlukla karşılaştığınız zaman ailede dışarıda efendimizin yaptığı gibi yapın. Ona benzemeye çalışın. Siz de aynısını yapın buyuruyor. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenip anlamaya çalışmalısınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in nuru her şeyin üstündedir buyuruyor. Peki ailede çocuk yok mu çocuk? Çocuklara kötü davranmayınız. Çocuklara sevgi ve şefkatle davranınız. Kişiliklerine saygı duyup başlarını şefkatle okşayınız tavsiyesinde bulunuyor. Osman Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh bir misafirliği sırasında adı Hulusi konulan, adı adı olan bir çocuk babası tarafından azarlanılıyor. O babayı çok zarif bir şekilde şöyle uyarıyor. Bir padişahın Muhammed isimli bir veziri varmış. Bu vezirin bir de başka ismi varmış. Padişah normal zamanlarda vezirini Muhammed diye hiddetlendiği zamanlarda da öteki adıyla çağırırmış. Muhammed demezse vezir ki padişah kızdı. Bir gün padişah vezirini öteki adıyla çağırmış. Vezir merak etmiş acaba ne hatam oldu diye. Vezirinin üzüldüğünü gören padişah demiş ki senin bir suçun yok. Ben abdestli olmadığım için şu an onun için seni Muhammed diye çağırmadım. Sen de Hulusi'me kızma ya ismini hulusi koymayaydınız ya da kıymayacaksınız, kızmayacaksınız buyurmuş sevgili kardeşlerim. Evet evlatlara adı hulusi konulmamış olsa dahi şefkatle davranılmalı o da çocuk eğitiminin temel şartı. Efendim Osman Hulusi Efendi'nin kalbi onun temsili olan dergah kime açık? Kim olursa olsun buraya gelenler Tanrı misafiridir. Siz ikramda bulunmaya bakın misafir kısmetiyle gelir ziyaretimize gelenlerin geliş sebepleri çeşit çeşittir. Sırf Allah rızası için gelen çok azdır. İnşallah bir o azlara dahil olalım dualarınızla. Siz insan ayırmadan herkese hizmet edin. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet. Dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet. Zikir ve murakabeden önce gelir. Gönül feyzi hizmet mahsulüdür. Hayır umduğunuz herkese garassız zivassız, beklentisiz yani hizmet etmeye bakınız buyuruyor. Yani Yunuslay'ın bütün mesele bir gönüle girmektir. İhlas çok önemli. Yaptığımız işlerde Rabbim nasip etsin. Taşı altın yapan ihlasla zikrullahtır. Halisane yapılan her şey yerini bulur buyuruyor. Gönlünüz devamlı olarak Allah'a dönük ve onunla murakaba halinde olsun zikre devam ederken görünüşte gerçek halinizi kimseye belli etmeyin ve bu halinizi gözlerden gizleyin. Yani somuncu baba tavrında ve metodunda bulunun. Evet sevgili kardeşlerim notları fazla almışım ama şöyle bitireyim. Büyük cihadı tavsiye ediyor. Hani şu son zamanlarda kasıtlı olarak çok yanlış anlatılan değişik anlamlara çekilen cihadı günümüzde nasıl uygulamamız lazım geldiğini anlatıyor. Hem de büyük cihadı tavsiye ediyor. Büyük cihat nef nefsimizle yapacağımız, şeytanımızla yapacağımız cihat. Nefsimize hakaret eden bize iyilik eder buyuruyor. İnsan öyle olur ki en yüksek noktaya çıkar ama nefsine uyar, esfel safiline iner. Nefs çok tehlikelidir en büyük düşmanımız. Sürekli onunla savaşacağız. Tek kavgamız, savaşımız nefsimize karşıdır. O da Efendimizin büyük cihad olarak vasıflandırdığı cihattır. Başkasıyla uğraşmak değil. Kendini yenemeyen kimi yener ki zaten? Hapsi nefse devam et tavsiyesinde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamıza bakalım şöyle. Nefislerimiz hapiste mi? yoksa sonsuz bir özgürlük verdiğimiz sınırsız alanlarda at mı koşturuyor? Osman Hulusi Efendi rahmetli imamlık yaptığı sırada Diyanetten ağaç dikmenin fazileti hakkında bir hutbe gelmiş ama hutbeyi bir hafta geciktirip 15 gün sonra okumuş. Sebebini sormuşlar. Nefsime tatbik etmediğim bir şeyi söylemekten haya ederim buyurmuş. İşte o 15 günlük arada 15 elma fidanı alıp bahçesine dikmiş. Sonra ağaç dikiniz mealindeki hutbeyi okumuş. Onun için sözü tesirli olmuş. Onun için nasihatları gönlümüzü etkiliyor. Camide bir gün bir gencin kısa kollu yazlık gömlek ile namaz kıldığını gördüm ve gönlüm razı olmadı. içimden eleştirdim. Ne büyük ders var tasavvufi eğitim açısından. Sonra Allah bize bir fakirlik yaşattı. Sırtı yırtılan gömleğimi yamamak için valideniz gömleğimin kolunu kesip kullandı. Kolu kısalan gömleğimle namaz kılınca hatırıma kısa kollu gömlek ile namaz kılan genç genci kınadığım geldi aklıma tövbe ettim. Sevgili kardeşlerim bunu şunun için arz ettim. Hala heyecanı içindeyim. Gelirken çantamı hazırlıyordu hanım. Tam ben bunu notlarıma yazıyorum bu hatırayı. Ben ayrı bir odadayım ne yazdığımı neyle meşgul olduğumu bilmiyor. O içeriden sesleniyor. Yedek bir gömlek koyacağım kısa kollu mu olsun uzun kollu mu? Gerisini yazamadım. Evet Hazret'in gördüğüm son kerameti buydu ama diyor ki keramet değil istikamet bekleyin. Rabbim hepimize onun güzel gönlünden istikametler nasip etsin. Bizi burada güzel gönlüyle çağırdığı gibi Hayrul Halefi hakkıyla yüreğini temsil eden Hamid Hamidettin Efendi'yi de hizmetlerini gelecek nesillere daha da feyizlendirerek, bereketlendirerek taşımayı nasibi müyesser eylesin. Güzel gönüllerinize nur huzur yağsın. Selam, sevgi sunuyorum.